Bu Urfa'ya verilen çok önemli payedir. Urfa'nın kadim geçmişine, bir inanç merkezi olmasına, birçok medeniyetin izlerini taşımasından mülhem İslam İşbirliği Teşkilatı bu payı Şanlıurfa'ya verdi. Dolayısıyla artık iş bizde, iş artık Urfalılarda, iş artık sivil toplum örgütlerimizde, kamu otoritelerinde, yerel yönetimlerimizde ve Urfa'da. Dolayısıyla bunun da baş aktörü olarak da, valilik olarak da bu süreci iyi yönetmemiz lazım. Yani bu payeyi çok iyi anlamlandırmamız gerekmekte. 2022 içerisindeki verilerimize şöyle baktığımız zaman konaklamalı 1 milyonu geçtik. Yani Urfa'nın bu konaklama şeyine rakamına göre gerçekten iyi bir ivme yakalamış. Bunu günübirlik değerlendirdiğimiz zaman 4-5 milyon bir hareketlilik olduğunu söyleyebiliriz. Mutlak surette geçen yılın iki katı bir turist ağırlamamız gerektiğini söyleyebilirim. Hedefimiz 2022'de atıyorum konaklamalı gelen kişi sayısı 1 milyonsa 2023 yılında 2 milyon olması lazım. Çünkü bu bir şeydir, büyük bir payedir, uluslararası bir görevdir tabiri caizse. Bunun karşına biz vermemiz lazım ve buna çalışıyoruz. Hedefimiz belli, ne yapacağımız belli, nasıl yapacağımız belli. İyi bir işbirliğiyle, el birliğiyle 2022'ye göre 2023 iki katı daha fazla turist ağırlayacak çalışmalar yapıyoruz. Allahu Ekber.